3 dakika ve 7 dakika. Aklınızdan çıkarmayın efendim bu ikisini. Kapalı bir mekanda mesela yemek yerken, kahve içerken, çay içerken eğer yüzünüzde maske yoksa, sosyal mesafeyi de koruyamıyorsanız 3 dakikalık bir sohbet yeterli oluyor koronaya yakalanmaya. Eğer açık havadaysanız aynı koşullarda, yani yine yüzünüzdeki maskeyi çıkardınız, bir masaya oturdunuz, yemek yemeye başladınız, kahve ya da çay yudumluyorsunuz, arkadaşlarınızla da karşılıklı sohbete daldınız. Bu defa 7 dakika yetiyor koronaya. 3 dakika ve 7 dakika, işte bu kadarcık kısa. Korona Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Karan'ın verdiği süreler bunlar. Yemek yerken, kahve içerken, çay içerken geçen zamanda özellikle vurguladım. Çünkü aslında hepimiz yapıyoruz aynı şeyi. Mesela çalışanlar olarak öğle yemeği yerken ister istemez çıkarıyoruz maskemizi. Karşımızda kim varsa hem yemek yiyoruz hem de sohbet ediyoruz o sırada. Koronanın tam istediği ortam. Girdiğimizde risk çok daha yüksek. Kapalı ortamda 3 dakika, açık havada 7 dakika, gün boyu iş yerinde 15 dakikadan fazla maskesiz olmak koronavirüse yakalanma riski doğuruyor. Benim pozitif olduğumu, yani virüs taşıdığımı düşünelim. Konuşurken veya arada öksürürken, hapşırırken çıkarttığım küçük gözle göremeyeceğimiz damlacıklar virüs içermekte. Bu konuşurken de gerçekleşiyor. Eğer herhangi bir konuşma olmadan çok kısa süreliğine anlık olarak karşı karşıya geliyorsak bunun herhangi bir risk yaratması söz konusu değil. İki kişi konuşurken aradaki mesafe ne kadar? Ortam kapalı mı, açık mı? Maske var mı? İşte bu soruların cevabına göre risk de ortaya çıkıyor. Yüz yüze geldik ve aramızdaki mesafeyi de bir metrenin altına indirdiğimiz zaman karşılıklı konuşuyorsak, açık havadayız, güneş ışığı var ve dış ortam sıcaklığı da belli bir derecenin üzerinde ve nem de çok yüksek değil. Şimdi böyle bir ortamda benden size virüsün geçebilmesi için gereken süre 7 ila 8 dakikayı buluyor. 10 dakikalara kadar ihtiyaç olduğu söyleniyor. Böyle bir durumda ancak virüsün geçtiğini biliyoruz. Kapalı mekandaysa maskesiz sohbette bulaş 3 dakikaya düşüyor. Kapalı ortamdayken daha kısa süreyle karşılıklı olarak bulunma riski çok artırıyor. Hatta bu sürenin son çalışmalar şunu gösteriyor, 2-3 dakikaya kadar düşebildiğini gösteren veriler var. Bu nedenle maske kuralına hiç olmadığı kadar sıkıca uymak gerekiyor. İşte o kapalı ortamlardan en riskli olanı maskenin çıkarıldığı restoranlar. Yemek yemek için, kahve ya da çay içmek için restorandan içeri girdiniz. Elbette ki maskeniz vardı. Gelip oturduktan sonra maskenizi indirdiniz. İşte o dakikadan itibaren de riskli süre başlamış oluyor. Çıkarmadım hep, böyle yaptım. Yemeğimi yedim, tekrar gittikten sonra kapattım. Yemeği ne kadar sürede yediniz? 5 dakikada, 6-7 dakikada yedim. Karşınızda kimse oturmuyor. Özellikle mi tek geldiniz? Tek böyle. Kimsenin yanına oturmadım, buraya oturdum. Maske çıkartmanın zorunlu olduğu yemek yenilen kapalı ortamda çapraz oturmak, araya mesafe koymak büyük önem taşıyor. Mutlaka ve mutlaka bizim çevremizdeki insanlarla olan mesafemizi 2 metreye çıkartmamız lazım. Yani arkadaşınızla birlikte yemek yiyorsunuz. Siz de maske görüyorum. Evet. Doğru olanı yapıyorum. Yemeğinizi bitirdikten sonra hemen maskenizi taktınız. Olması gereken bu zaten. Oturma şeklinize bakıyorum. Çapraz oturmuşsunuz, yüz yüze değil. Tabii böyle oturmak zorundayız. Karşı karşıya otursak olmaz. Yemek yenilen kapalı mekanlarda ortamın mesafe kuralına göre düzenlenmesi de çok önemli. Uzmanlar özellikle kapalı mekanlarda virüsle ilgili sıkıntının daha da arttığının altını çiziyor. Bu nedenle yemek yediğiniz, çay içtiğiniz o kapalı mekanda ortamın kalabalık olmaması da büyük önem taşıyor. Geldiğimizde de boş masaları tercih ediyoruz. Belli bir mesafede zaten masalar yok, ona göre dizayn edilmiş. Rahatız o yüzden biraz. Ya maskenizi çıkardınız, yemeğinizi yediniz. Hemen takacak mısınız yoksa bir süre daha böyle mi kalacaksınız? Hocam tabii ki buradan giderken daha buradan kalkmadan takar öyle hareket ederim. Yani yurt dışındaki seyri değerlendirdiğimizde, ülkemizdeki seyre baktığımız zaman lokanta, restoran, kafe gibi alanlarda mesafeyi yeteri kadar ayarlayamazsak, yani masa sıklığımızı, oturulduğundaki karşılıklı oturma alanlarını, mesafe kuralına burada uyamayacaksak, o zaman mutlaka ve mutlaka bu şekildeki kısıtlamaların bizim ülkemizde de gelmesi gerekebilir. Rakam artışı devam ederse. İş yerinde mesafeyi ayarlasak bile uzun süre maskesiz çalışmak da koronavirüse yakalanmaya davetiye çıkartıyor. Yanınızdaki arkadaşınızla mesafeniz 3 metre ve siz sürekli maskesiz çalıştınız gün boyunca, mesai saatiniz boyunca. Riskiniz gene var mesafeye rağmen.